Herkese saygılar, sevgiler. Şuradaki Era'ya 299 bin liralık fiyat var. Taksi çıkması değil ve tavanı orijinal. Şurada iletişim bilgisi paylaşılmış. Şimdi 500-550 bin liralık fiyatları gördükten sonra elbette ki bu çok kelepir geliyor. Tabii böyle bir şeyin ön lastiğin kamber açısında biraz yamukluk gördüm. Arabanın illaki bu fiyatlar yazılmışsa bir noksanı, bir kusuru olabilir. Fakat bu fiyatları alınabilecek otomobilleri değerlendirdiğiniz zaman hani başınıza gelebilecek olası riskleri de işte bakım, tamir, yolda kalma ya da satarken zorluk yaşama ki genellikle bu tarz otomobilleri ucuza alıp ucuza satıyorsunuz. Böyle bir durum söz konusu oluyor. Bu fiyata Era değerlendirilir mi? Değerlendirilir. Çünkü dışarıdan bakıldığında gayet yeni, gayet düzgün duruyor. Makyajlı kasa 6. nesil Ford Fiesta arkadaşlar. Böyle farları yaldır yaldır parlıyor. Belki önden bir kaza yapmış olabilir. Bildiğimden dolayı konuşmuyorum. Tampon çizgileri falan böyle bir bakılması gerekiyor. Üzerinde güzel bir jantlar var. Otomobilin genel çizgileri iyi durumda arkadaşlar. Şöyle şu açıdan da çekip bilgileri sizle paylaşayım. Makyajlı kasa 2008 model, 249 bin kilometrede 305 bine fiyat yazılmış. 1.4 dizel bakımlı. Telefon bilgisinde net çıkmamış ama ilanı vardır diye tahmin ediyorum. Şimdi Ford Fiesta'larda böyle bazen özellikle makyajlı kasalarda 350 binin üzerinde fiyatlar görüyorum. İnanın arkadaşlar 300 bine binilebilecek durumda ortalama piyasa otomobillerinden rahatlıkla bulabilirsiniz ki bu seviyeler ilan fiyatı açısından olması gereken fiyatlar. Yurdum otomobili sedan Clio arkadaşlar. 2004 model 1.4'ü yanda öyle diyor. Şimdi Renault grubunun özellikle bu modellerinde ön çamurluklar plastik olduğu için ekspertize çıkmıyor. Ve kaputun ucu boyalı deniyor. Sonradan bir bakıyorsunuz şaseli işlemli modellerle karşılaşabiliyorsunuz. O yüzden bu tarz Megane'larda da bunlarda da bunlara dikkat etmek gerekiyor. Araba klimalı. İki cam otomatiği varmış. Hidrolik direksiyon, benzinli LPG'li. İletişim bilgisi burada paylaşılmış. 309.500 lira fiyat yazılmış. Takas olur da denmiş. Genel olarak yaşıyla kıyaslandığı zaman çizgileri hiç fena durmuyor. Arka bagaj şeyinde çamurluğunda şöyle bir çizik var. Sembolü öne çıkaran en büyük özellik ekonomik olması, bagajının büyük olması, genel olarak ihtiyaçları karşılayabilmesi. Tabii konfor, güvenlik bu seviyelerde üst seviyede değil ama hani A noktasından B noktasına gitmenin belki de en ekonomik şekli. 307 pişmanlıktır diyenler çok gördüm. 307 alıp böyle konforundan, donanımından memnun olanlar da çok gördüm. Bu biraz aldığınız otomobilin durumuyla ilgili. Biraz şansınız, biraz kullanımınız, biraz da ustanızla ilgili. Ama genel olarak 307'lerde her arabada olduğu kadar 307'lerde biraz daha fazla, daha temiz, daha bakımlısını almak daha önemli. Çünkü hani sorunlar çıkartma potansiyeli olan bir otomobil. Bu araba 2004 model 1.6'sı benzinlidir diye tahmin ediyorum. 232 bin kilometrede 315 bin lira gibi bir fiyat yazılmış. Fiyat yönünden bakıldığında makul duruyor. Kasası da böyle kötü durumda değil. Farı değişmiş. Lastikleri böyle orta seviyenin üzerinde. Makyajlı kasa Palio arkadaşlar. Şimdi bunların ilk kasaları 2001'e kadar olanları böyle 250 bin civarı, bunlar da 300 bin civarında başlangıçta gerçekten tercih edilebilecek ekonomik otomobiller. Üzerindeki lastikler yeni, boyası falan gayet net, gayet düzgün. Dışarıdan ilk bakışta bir kusur göremedim. Farlarının yeri biraz eğri duruyor, ona bir bakılması lazım. 2006 modelmiş, 1.3 dizeli, 315 bin lira fiyat yazılmış. Kilometre bilgisi paylaşılmamış. Burada şurada iletişim bilgisi var, takas olur da denmiş. Ön camının üst tarafında bir çatlak var. Koltuk döşemeleri falan iyi görünüyor. Şöyle bir içini de çekip sizlerle paylaşayım. Motor kaputu açık diye o kadar önde duruyor. Tabii ön tarafta böyle macun çatlağı, işte tampondaki boya kusurları falan var. Bu aslında Toyota'nın amiral gemisi olan bir otomobil modeli. Camry. Araba 1996 model. 474 bin kilometrede full makam aracı denilmiş. Klima, hız sabitleyici, direksiyon ayarlanabilir diye yazılmış. 315 bin lira fiyat yazılmış. Bu elbette konforlu otomobil arayanlar için düşük bir fiyat görünse de bu otomobiller pazarda çok fazla yaygın olmayan otomobiller. Bundan dolayı parçasında da problem yaşayabiliyorsunuz. Zaten Toyota grubunun yedek parça fiyatları şey değil, makul değil ama böyle kullanım açısından bakıldığında gerçekten konforlu bir sürüş sağlayabilen bir otomobil. Manuel şanzımanlı, için deri aksamı falan çok şey duruyor, böyle kusursuz duruyor. Arkadan da bakıldığında kendi bu şekilde.
Şimdi pazarda çok fazla gördüğüm bir otomobil olmadığı için böyle biraz detay çekmeye çalışacağım. Az önce satan abilerle konuşmuştum. Telefon sıcaklık uyarısı verdi 40 dereceyi aştığı için. Bu araba 2004 model Citroen C4, daha doğrusu Citroen XR'ın Picasso'su. LPG'li dijital klimalı otomatik vites. Burada iletişim bilgisi paylaşılmış. Arabada sanırım asıl sahibi yurt dışına çıktığı için şeyler satıyor, yakınları satıyor. Arabanın bu taraf şu gözüken darbeden önce boyalıymış. Onun dışında arabanın motor kaputunda, tavanında, bagajında ve diğer yanında boya yok. Hasar kaydını da söylemişlerdi. Önemli bir hasar kaydı yok diye aklımda kaldı. Arkadan da mesela ilginç kılan bu araba. Arabanın ilan fiyatı 340 bin lira yazılmıştı. Fakat en son pazarlıkla 320 bin liraya bırakacaklarını söylediler. Bir de sağ olsun satan abiler geldi. Şöyle bir içini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu tarafları boyalı ama camları orijinal duruyor. Yani şuranın masrafını düşüyorlar. Dijital klima var, otomatik şanzıman. Uzaktan kumanda yok mu? Bazen açıyor, bazen açmıyor. Anladım. Şöyle içini bir çekeyim. Hani Citroen'in otomobilleri zaten böyle nevi şahsına münasır olan otomobiller. Bu da onların başında yer alıyor. İçi bu şekilde, göstergeleri ortada. Hani kullanması bana göre keyifli. Ama ikinci elde hani böyle çok bulunan, çok rastlanan bir otomobil değil. Aileyseniz bu bütçelerde 320 bin alabileceğiniz çok fazla şey yok. Otomatik şanzımanlı 300 bin civarında bu yaşta, bu kondisyonda otomobil maalesef pek karşınıza çıkmıyor arkadaşlar. Focus'un böyle yaşıyla kıyaslandığı zaman boyası, çizgileri, hatları gayet net, gayet düzgün duruyor. Araba 99 model, 25 yaşında. Hani çizgilerini sizler de zaten görmüşsünüzdür. Üzerindeki lastikler de iyi durumda, yeni durumda arkadaşlar. Araba 283 bin kilometrede 320 bin lira fiyat edilmiş. İletişim bilgisi şurada paylaşılmış. Ambiyans paket, ambiyans paketlerde güvenlik paket, ambiyans donanımlarda güvenlik paket varsa ABS var. Onun dışında yok, onu bir soracağım. Bir de içini çekip sizlerle paylaşacağım. Abi kolay gelsin. Güvenlik paket var mı? ABS var mı yani? Yok. ABS'siz olan versiyonu, ön camları otomatik. Araba bu şekilde. Fiyat olarak olması gerektiği gibi. Focus 1'lere böyle hani pazarda da görüyorum 400 bin civarında fiyatlar yazan oluyor. Ama mantıklı olan 300 bin civarında Ford Focus 1 almak bana kalırsa arkadaşlar. Dizel 3 silindirli Getz. Şimdi 3 silindirli dizel Getz denk geldiği zaman hep söylüyorum. 3 silindirli dizel Getz'lerde motor gürültüsü ve titreşim daha fazla oluyor. Kronik olarak 4 silindirliden motoru hani böyle sorunlu değil ama ömür olarak bakıldığı zaman 4 silindirliden daha kısadır. Buna bir şey diyemem. Bu yüzden piyasada çok iyi görmezler. Ama benim hani 3 silindirli alınmaz diye bir görüşüm yok arkadaşlar. Arabanın kasası fena durmuyor. 2005 model 290 bin kilometrede 320 bin lira fiyat edilmiş. 12 çamurluk boyalıymış. Hasar kaydı yokmuş. Burada da iletişim bilgisi paylaşılmış. Camları falan şu camı ön camı orijinal değil. Çamurluklar boyalı yazılan bilgilere göre. Böyle bakıp bir değerlendirmesi lazım. Öte taraftan 290 bin kilometrede. Hani ikinci el otomobilde özellikle dizel olduğu zaman böyle 300 bin kilometrede bir şey oluyor. Bu tarz otomobilleri işte 270, 280, 290 bin kilometrede otomobil alıp 20-30 bin kilometre kullanıp 300 bin kilometreyi aşırdıktan sonra satması biraz zor oluyor. Olabiliyor. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Hyundai i20. Bilgileri çok böyle net yazmıyor ama yanılmıyorsam 2011-2012 modeldir diye. 212 bin kilometrede 230, daha doğrusu 2012 model 236 bin kilometrede 325 bin lira fiyat edilmiş ki 325 bin lira uygun denilebilecek bir fiyat. Bunu bir teyit edeceğim. Abi senin satan abin herhalde. Kapı ben, biraz... Ben bakayım da. Abi kolay gelsin. 325 bin lira mı yazdın? Ben mi yanlış gördüm? 325. Boya değişen hasar kaydı boya nedir? Hasar, 40 bin lira ağır diye mi geçiyor? Değişeni var mı? Değişeni yok. Kliması şu an çalışıyor. Kliması gayet soğuk üflüyor. Onu söyleyebilirim. Ağır hasar kayıtlı. Komple boyalı. Değişeni yok. 325 bin lira fiyat yazılmış. Hani ağır hasar kaydından dolayı emsallerinin altında düşük bir fiyat yazılmış ama ağır hasar kayıtlılarda hep böyle ağır hasar kaydı boya olmasa muhtemelen zaten fiyatı 400 bin liranın üzerinde olacaktı. Satan abiler motor kaputunu açtı. Şöyle bir motor kaputunda gelin görün. Şimdi falan arkadaş da bakan arkadaş ilk yağ çubuğuna bakıyor. Oraya baktığınız zaman motorda üfleme var mı yok mu ona bakmakta fayda var. Motor sesinde ben herhangi bir vuruntu tıkırtı görmedim. Motor böyle gayet düzgün çalışıyor.
Şu şeyi, su şeyini de açıp oraya bir yağ karışımı olmuş mu olmamış mı bakmak gerekiyor. Ayrıca şimdi motorun üfleme yapıp yapmadığına yağ koyma yerini açarak da bakabilirsiniz ama üstten egzantrikli olan modellerde üfleme olabilir. Bu anormal bir durum değildir arkadaşlar. Bir çalıştırıldıktan sonra egzoz gazına falan bakabilirsiniz. Renkli duman atıyorsa o da sıkıntı olabilir. Bunlar genel olarak hani almayı planlanan otomobillerin ilk bakılması gereken noktalardır arkadaşlar. Dizel, Admir. Ufak tefek çizikleri var kapılarında, çamurluklarında falan. Lastikleri iyi durumda. Genel olarak çizikleri de fena değil. Çok hafif, belli belirsiz güneş yanıkları da oluşmaya başlamış. Araba umarım açıktır. Şöyle bir içi açık değil ama koltuk döşemelerinde yırtık sökük deformasyon göremedim. Lekeler var. Ön tarafta çizikler biraz daha artıyor arkadaşlar. 1.5 2006 model 265 bin kilometrede 329 binle fiyat yazmış. İletişim bilgisi de burada paylaşılmış. Arabanın da diğer taraftan bakıldığında durumu bu şekilde. Peugeot 208. Böyle ufak tefek rutuş gerektiren noktaları var. Motor kaputunda da bir güneş yanığı var ve ciddi şekilde ayrık duruyor. Oraya bir bakılması lazım. Araba 2012 model. 235 bin kilometrede 330 binle fiyat yazılmış. Komple boyalı ön üç parça değişmiş. 2300 lirada tremer kaydı varmış. Şimdi komple boyalı ön üç parça değişmiş dediğiniz zaman birçok kişi böyle haklı olarak şeyle yaklaşacaktır. Kuşkuyla yaklaşacaktır. Ama fiyat olarak bu yaştaki bir otomobili belki bunun 207'li 206'larına aynı fiyatları, daha yüksek fiyatları isteyenler olabiliyor. Onlarla kıyaslandığı zaman hani masrafı yoksa, sürüş güvenliğini etkileyecek kadar büyük bir kazaya karışmamışsa bir alternatif olarak değerlendirilebilir. Hyundai Getz, Almanya'da Hyundai'nin tasarım merkezinde tasarlanmış bir otomobil. Hyundai'nin Volkswagen grupla olan ortaklığından dolayı Almanya'da ciddi bir tasarım merkezi var. Günümüzde zaten birçok modeli orada tasarlanıyor. Şimdi Getz'de şöyle bir şey hatırlıyorum. Yanılmıyorsam 2006 yılında 23 bin YTL'lik bir fiyatı vardı. Ve bu fiyat diğer Clio'lara nazaran daha uygun bir fiyattı. O yıl B sınıfı hatchback otomobillerde ülkenin en çok satılan otomobili olmuştu. Hyundai geçmişte modelleri Getz'le başta olmak üzere böyle fiyat avantajından dolayı daha çok tercih ediliyordu. Fakat hani kullananlar genel olarak memnun kalıp uzun süre kullanıp satarken de yüksek fiyatlar talep ettiğinden dolayı, ikinci elinde değer kayıpları düşük olduğundan dolayı şimdi piyasada olması gereken fiyatların üzerinde satılıyor. Bu Getz 320 bin kilometrede, 2008 model 335 binle fiyat yazılmış. İletişim bilgisi belki göremeyebilirsiniz, 34.69'da bitiyor. Getz ile ilgili şöyle çizgilerinde herhangi bir kusur göremedim. Lastikleri biraz orta seviyenin altında. Çeki demir kapağı yok. Getz'lerle ilgili şimdi benzinli motorları, 1.5 benzinli motorlarında 3 silindirliler piyasada tutmuyor. Bununla birlikte dizel motor artık eskisi kadar, hoş bunların dizel motorları böyle sağlam, dayanıklı, verimli denilebilecek dizel motorlar ama dizel motor sizce artık eskisi gibi tercih edilir mi, alınır mı? Bunu yorumda yazabilirsiniz. Benim Getz'lerdeki tavsiyem 1.3 ve 1.4. Özellikle 1.4 benzinli motorların. Bunların zaten LPG'li kullanımda da önemli sorunları yok. Bu anlamda yıllık 10 bin kilometreyi yapmıyorsanız, geçmiyorsanız 15 bin kilometreyi, dizele bulaşmanın çok büyük bir anlamı yok arkadaşlar bana göre. 2006 model Clio 3'ün ilk örneği, yani ilk yıl 2006'da çıkmıştı bu otomobiller. 1.2 benzinli LPG'lisi 208 bin kilometrede. Yaşıyla kıyaslandığı zaman 208 bin kilometre düşük kalabilecek piyasa ortalamasının altında olan bir kilometre. 340 binle fiyat yazılmış. İletişim bilgisi burada paylaşılmış. Bu araç için yazmıyorum ama piyasada genellikle böyle hani 2004 model, 2010 model arası birçok otomobilde 200 bin kilometreyi görüyorum. Fakat bunlar gerçekte bu kilometrelerde olmuyor. Bunu alırken dikkat etmeniz çok önemli. Her otomobil için söylüyorum. Bu otomobil için söylemiyorum. Onun dışında Clio ile ilgili hep ben şunu söylerim. Beni şaşırtan, böyle sorunsuzluk, sağlamlık anlamında beni şaşırtan otomobillerden biri. 1.2'leri ile ilgili hep Clio 4'lerde de bu var, 3'lerde de bu var. Bir endişe vardır. İşte çekişi yeterli olur mu? Şimdi bizim tekir yaylasını çıkacak olursanız yüklü bir şekilde elbette çok yeterli olmayacaktır. Ama günlük şehir içi kullanımda gayet yeterli olan, ekonomik, az yakıt yakan bir otomobil. Arabanın lastikleri çok iyi durumda değil. Tavanında da güneş yanığı var. A6'lar gerçekten böyle dışarıdan bakıldığında tek kelimeyle tank gibi duruyor. Bu anlamda çok gösterişli olan otomobiller ki
Bu 1998 model. Yani 26 yaşında bir otomobil. Ama heybetine bakılacak olduğu zaman 10 yaşında, 12 yaşında birçok otomobilden daha gösterişli. Araba 345 binle fiyat yazılmış. 400 bin kilometrede dizel manuel şanzımanlısı. Şöyle bir iletişim bilgisini sizlerle paylaşayım. 2,5 litre dizel motora sahip, sunrooflu. Böyle boyasıyla ilgili kusurları var. Bir kaporta olarak elden geçmesi lazım. Çok büyük masraflar olacağını sanmıyorum. Üzerindeki lastikler biraz eski. Bunların lastiklerini değiştirmek için ciddi bir ödeme yapmanız gerekir. Muhtemelen bir tanesi 3500-4000 lira civarındadır. Araba da arkadan bakıldığı zaman bu şekilde duruyor arkadaşlar. Sunrooflu beyaz Laguna arkadaşlar. Şöyle en dolu versiyon Prilvajdır diye tahmin ediyorum. Bir yandan bir bakayım, 2 litre Prilvaj donanım. Muhtemelen otomatik şanzımandır. Çünkü bu kombinasyonda en çok bunlar vardı. Bu bütçelerde, yani 300 bin civarı bütçelerde otomatik şanzıman otomobili arayanlar için bence iyi bir alternatif. Tabii birçoğumuz Laguna'dan korkuyoruz. Hani masraf çıkartır, yüksek olur. Aslında bakımlı olduğu sürece inanın C segmentindeki bir Focus'dan ya da işte Megane'dan daha çok masraf çıkartan bir otomobil değil. Tabii parçaları biraz onlar kadar yaygın ve onlar kadar da ucuz da değil. Ama bu tabii biraz kullanım, bakım ve çıkartabileceği sorunlarla ilgili. Şimdi model yılı yazmamış, 2003'dür diye tahmin ediyorum. 285 bin kilometrede 345 binle fiyat yazılmış, pazarlık payı varmış, masrafsız ve temiz olduğu yazıyor. Burada iletişim bilgisi paylaşılmış, en dolu olan versiyonu 2 litre otomatik şanzımanlı Laguna arkadaşlar. 9N'in ikisi, yani makyajlı kasa Polo'su. Belki bu dönemlerde kullandığım otomobiller içerisinde sürüş konforu olarak en iyilerinden biri olduğunu söyleyebilirim. Arabanın çizgileri bakılması gerekiyor. Böyle çok yaldır yaldır değil. Lastikleri falan iyi durumda. Tamponu falan biraz düşük duruyor. 282 bin kilometrede 345 binle fiyat yazılmış. Muayenesi sıfırmış. Komple boyalıymış. 4 lastiği yeniymiş. 2009 model. Bunda da telefon bilgisi paylaşılmamış. Şu tarafları falan boyasının macunlu olduğunu söyleyebilirim dışarıdan ilk bakışta, ama genel olarak hani Polo dediğim gibi bu bütçelerde alınabilecek, sürüşü özellikle şehir içerisinde kolay ve çok keyifli olan bir otomobil. Şimdi Hilux'ların çok teknik özelliklerini bilmiyorum. Satan arkadaş dedi ki ABS, 4 cam otomatiği, klima, hidrolik direksiyon, temel donanımların hepsi var arkadaşlar. Fiyat olarak da 365 yazılmış. Etiketini paylaşacağım. En son 355 dedi. 5 lira da benden dolayı sürekli otomobillerini çektiğim bir arkadaşlar. Herhalde düz hesap, gerçek alıcı çıkarsa daha da aşağısı olmamak kaydıyla 350'ye bırakırlar diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Bir parça boyalı 2.4 dizeli. Şöyle etiketlerini de Hilux'ın çekeyim. 265 bin kilometrede burada özellikleri yazılmış. İletişim bilgisi de burada paylaşılmış arkadaşlar. Araba 1998 model. Tek parçasında boya var. Videolara yapılan tüm yorumları okumaya çalışıyorum ve elimden geldiği kadar soru işareti içeren ya da akıllarına bir şey takılan piyasayla ya da otomobillerle ilgili konularda cevap vermeye çalışıyorum. Fakat 4 tane kanal var. Hepsine yetişemediğim oluyor. Ben yine elimden geldiği kadar tüm yorumlara, tüm sorulara cevap vermeye çalışacağım. Fakat bundan sonra kanalın üyelikleri, yani katıl butonu aktif arkadaşlar. Katıl butonuna basıp kanalımıza üye olan, katılan izleyicilerimizin hiçbir yorumunu cevapsız bırakmıyorum arkadaşlar. Bunu bilin. Bununla birlikte otomobil alım satım sürecindeyseniz, bu konuda benden destek, yardım ya da danışmanlık gibi bir beklentiniz varsa ben sizlere yardımcı olabilirim. Katılım ücretleri çok yüksek değil. Eminim oraya ödediğiniz ücretten çok daha fazla size faydam dokunacağını düşünüyorum. Bir bakmanızı tavsiye ederim. Hem otomobillerle ilgili hem otomobil alım satım süreciyle ilgili arkadaşlar. E39 yanılmıyorsam 1995 yılında satılmaya başlamıştı. Yani neredeyse 30 yıllık bir otomobil ve tasarımı hala günümüzde bile dikkat çekiyor. Bu kadar başarılı bir tasarım. Özellikle böyle bir heybeti, görünüşü, hani tam baba gibi araba derler ya, o tarz bir otomobil. 1996 modelmiş. 2000 motor, 150 beygir, 6 silindir bir motor var. 365.750 lira fiyat yazılmış. Bütün aksamları çalışıyormuş, muayenesi yeniymiş. Burada da iletişim bilgisi paylaşılmış. Sunroof var arkadaşlar. Şöyle müzik geliyor ama içi açıksa, içi açık değil maalesef. Arkadan da üzerinde Michelin'in pilot lastikleri var. Arkadan da bakıldığında bu şekilde duruyor. Yaşıyla kıyasla böyle gayet net, gayet düzgün duruyor. Clio 3 bazı haftalar peş peşe, 5-6 hafta boyunca karşıma çıkmıyor. Ondan sonra bir pazarda 4-5 tane birden çıkıyor. Bu haftada öyle oldu. Bu 2007 model.
1.5 dizel Expression paket, elektrikli ayna, klima, hidrolik direksiyon, otomatik cam varmış. 367 bin lira fiyat yazılmış. Burada iletişim bilgisi paylaşılmış. Az önce bir tane 460 bine yazılmışa kıyasla bence çok iyi. Ortalama zaten olması gereken fiyatlar bunların 350 bin bandı. Şöyle arka cama açık, arka camından da koltuklarını falan çekeyim. Siz de gelin içini görün. Clio'yu dediğim gibi ekonomik otomobiller içerisinde gerçekten tavsiye ettiğim otomobillerden biri. Bora birkaç haftadır karşıma çıkmıyordu. Bu da 2001 model benzinli EPG'li 1.6'sı. 330 bin kilometrede sağ yanda 4 parça boya varmış. Gerisi orijinalmiş. 368 bine fiyat yazılmış. Vizesi yeni, lastikleri yeniymiş. Hasar kaydı yokmuş. Telefon biraz küçük yazılmış ama umarım görebilmişsinizdir. Bora'yı anlatırken böyle ilk bunu lastmanına görmüştüm. Gerçekten o dönem karşıma çıkan otomobiller içerisinde tank gibi diyebileceğim bir otomobildi. Şu arka koltukların kontak anahtarıyla açıp kapanması farklı gelmişti o zaman. Size göstereceğim. Yol tutuş olarak mesela Golf 4'lerin yol tutuşuna çok çok iyi denilir. İnanın Bora'nın yol tutuşu Golf 4'ten bile daha iyidir. Yalıtım konusunda da başarılıdır. Sürüş hissiyatı olarak da başarılıdır. Fakat birçok Volkswagen'de olduğu gibi çeşitli masraflar çıkartır. Motorunda titreme, rölanti dalgalanmaları olur. Mekanik olarak masraflar çıkartır. Az önce kastettiğim nokta şuydu arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi. Hani güvenlik için ne kadar gerekli onu tabii bilemiyorum. Bora bu şekilde yakıt tüketimi olarak da çok hesaplı değil. Ama böyle konforlu, oturaklı bu bütçelerde özellikle 300-350 bin bandında değerlendirilebilecek bir otomobil. Focus 1. 2000 model GI gördüm. Burada 4 judge otomatik, 4 cam otomatik yazılmaya çalışılmış. Elektrikli aynen LPG 370 bin fiyat yazılmış. Burada da iletişim bilgisi paylaşılmış. Ford Focus 1 gerçekten döneminin böyle sağlam, kaliteli, güvenli bir seviyeye sahip, sürüşe sahip bir otomobil. Fakat ister istemez bu yaştaki otomobiller gibi masraflar çıkartabiliyor. Hele hele yaşıtı Japon otomobillerle kıyaslandığı zaman daha fazla masraf çıkartıyor. Ama onlardan daha Japon otomobillerinden, işte yaşıtı S kasa Civic'lerden, E100 10 kasa Corolla'larla kıyasladığımız zaman böyle biraz daha ruhlu, biraz daha güvenli denilebilecek bir otomobil. Motor kaputundaki güneş yanıklarını sizler görmüşsünüzdür. Şimdi GIA donanımlarında ekstradan bir koltuk bel desteği var elektrikli. Koltuğundaki şuradaki yırtığı görmüşsünüzdür. İçi bu şekilde arkadaşlar. Şöyle şu açıdan da çekeyim. 4 cam otomatiği, hidrolik direksiyon. GIA'larında ABS falan bulunuyor. Bunların başlangıç donanımlarında ABS opsiyon donanımda. Malatya plakalı C Elize. Böyle sağında solunda ufak tefek hani rutuşlar var gibi. Belki şu çamurluğu falan değişmiş ya da boyanmış olabilir. Şimdi bunlar, bu benzinlisi, 1.2 benzinlisi. Şahsen hani dizel motor hep böyle avantajını yitirdi diyorum ama bazı otomobillerde dizel motor daha makbuldür. C Elize de bence dizel motorun daha makbul olduğu otomobillerden biri. 300 bin kilometrede 380 bin lira fiyat yazılmış. Burada da iletişim bilgisi paylaşılmış. Boyasında falan bir kusur göremedim. Lastikleri orta seviyede. Arkadan da bakıldığında bu şekilde. Bu Fission dışarıdan bakıldığında gayet bakımlı, temiz duruyor ama ağır hasar kayıtlı. Arabanın motor kapısında, tavanında, bagajında boya yok. Çamurluğun biri değişmiş, bu tarafı boyalı, bir de bu kapı değişmiş. Hani böyle bir durumda bazen hani net bilmiyorum detaylarını ama bazen haksız yere ağır hasar kaydı alan otomobiller olabiliyor. Bu da bana onlardan biri gibi geldi. Lastikleri yeni durumda. 2011 model 127 bin kilometrede. Buraya 395 bin yazılmış. 5500 lira yazılmış. En son 380 bin liraya bırakacaklarını söylediler. Burada iletişim bilgisi paylaşılmış. Şimdi Fission'ları hep genellikle Fiesta'larla aynı altyapıdan, aynı platformdan geldikleri için onunla böyle iç mekan büyük ölçüde aynıdır. Ama fark biraz arka koltuklarda falan ortaya çıkar. İçi bu şekilde. Koltuklarında yırtık sökük, deformasyon yok. Kapı kartonları falan temiz duruyor. Üzerindeki camlar mesela bu taraf boyanmış ama camları orijinal arkadaşlar. Şöyle şurayı bir gösterip, şimdi Fiesta'larda bu kadar bir diz mesafesi yok. Baş mesafesi zaten hani Fiesta'lardan daha fazla. Bir de merak edenler için Fission'ın bagajını çekeyim. Bunda tahmin ediyorum 400 litrenin üzerinde bir bagaj büyüklüğü vardır. Stepnesi de, şimdi sizin için söylemiyorum, stepnesi hiç kullanılmamış diyorlar. Stepnesinin hiç kullanılmamış olması bana göre ikinci el araba satarken çok büyük bir avantaj değil. O nasiptir, ondandır. Öyle bir ayrıntısı var. Araba bu şekilde arkadaşlar. Şimdi B2 kasa makyajlı Opel Vectra. Bu arabayı çokça anlatmışımdır. Böyle çocukluğumuzun, gençliğimizin hayal otomobillerinden biri.
Satan abi diyor ki 385 bin lira. Ben Satan abiye şunu söyledim. Fiyatı çok yazmışsın. Neden çok yazmışsın? Şimdi alıcı olsanız siz bu yaştaki bir otomobili, araba pırıl pırıl onu söyleyebilirim, 385 bine alır mısınız? İşte Admiral'ler var, Ford Focus'lar var. Bu gibi otomobiller bu fiyatlara bulunabiliyor. Ya da Megane 2'ler bulunabiliyor. Hani aynı olarak değerlendirmemek lazım ama burada bir farklılık var. Arabanın önemli bir boyası değişeni yok. 2000 model 1.6 395 yazmış ama 285 bin liraya bırakacak. Burada iletişim bilgisi paylaşılmış. Arabanın sadece şey değil, dışı değil, içi de temiz, böyle bakımlı duruyor. Sattığı fiyat için ister istemez eleştiri yapıyoruz ama sizler bu durumda ne yaparsınız, ne düşünürsünüz? Hani bu bütçelerde bu tarz otomobilleri alır mısınız yoksa daha yeni otomobillere mi yönelirsiniz? Lütfen yoruma yazın arkadaşlar. Ford Fusion. Şimdi arabanın motor kaputundaki, tavanındaki güneş yanıklarını sizler de görmüşsünüzdür. Onun dışında arka kapısında şöyle gamze var. Çamurluğunda da aynı şekil var. Ama genel olarak kasasının son derece diri durduğunu söyleyebilirim. Lastikleri de ortalama seviyede. Petlas lastik. Boyasız diye not düşünmüş. 2004 model. 1.6 lüks donanım. Benzinli LPG'li boyasız araçmış. 385 bin fiyat yazılmış. İletişim bilgisi burada paylaşılmış. Şu boyasız konusu her zaman bir tartışma konusu. Şahsen ben de ikinci elde gördüğü ilgiden ya da satış kolaylığından dolayı bu durumda olan bir otomobili boyatmam. Ama boyatmayınca da böyle hani görüntüsü çok parlak olmayabiliyor. Kimisi işte tavanına böyle şey yaparak, folyo çekerek çözüm bulmaya çalışıyor. Bazen de böyle şey soruları geliyor. İşte tavanına falan işlem yapıyorlarmış. Arkadaşlar burada vernik sökücü kullanılıyor. Araba böyle 2 yıl sonra falan daha kötü bir hal alıyor 1 yıl sonra. Bunu bilmenizi tavsiye ederim. İçi de bu şekilde, koltukları falan son derece temiz arkadaşlar. Arkadan da bakıldığında Fusion böyle. Yurdum otomobili Linea. Şimdi böyle bir kapı çamurluk çizgisinde bir farklılık var. Oraya bir bakılması lazım. Ön arka lastikleri aynı değil, öndekiler Michelin ama fena durmuyor. Arabanın ön camında da bir çatlak var. Bu arabaya fiyatını şöyle çok net yazılmamış, 387.500 lira yazılmış, 2015 model. 1.3 dizel, bütün aksamları çalışıyormuş. Yazılar çok okunaklı değil, ilanı vardır diye tahmin ediyorum. Hani 400 bin liralık bütçede Linea gerçekten mantıklı otomobillerden biri. Tabii ki her otomobilde söylediğim gibi detay bakılması daha doğrudur. i20. Önce bir ekspertizine bakalım. Bölgesel lokal boyalar var. Arabanın motor kaputu boyalı, çamurluklar boyalı, biri değişmiş. Onun dışında yanlarda boyalar var. Tavanla arka bagaj kapağı boyasız. 2012 model, 215 bin kilometrede. Şu kapı çizgisine bir bakılması lazım. i20'ler gerçekten hani az sorunu çıkarttığı için biraz tercih ediliyor. Bedelsiz ağır hasar kaydı varmış. 390 bin lira fiyat yazılmış. İletişim bilgisi de burada paylaşılmış arkadaşlar. Antep plakalı C Elize. Tamponda ufak tefek çizikler var. Boyayla ilgili bir tampon, bir boyanmış. Bu çamurluğun çizgisi düzgün durmuyor kapıyla kıyaslandığında. 1.2 benzinli. 123 bin kilometrede 410 bin lira fiyat yazılmış. Ön kaput ve sol çamurluk değişmiştir diyor. Burada iletişim bilgisi paylaşılmış. 410 bin lirayı muhtemelen 400 bin lira düz hesaba indirirler. Altına verirler mi onu bir soralım. Abi kolay gelsin. 400'ün altına verme şansın var mı? Satın abi verecek herhalde 400 binin altına. 400'ün altına verir misin? O 10 bin lira pazarlık payı gibi gözüküyor. Kaça verirsin en son? 390'a Satan abi en son bırakacağını söyledi arkadaşlar. C-Elize bu şekilde. Az önce Punto'ya 405 bin lira demişlerdi. Bu da fena durmuyor. Lastikleri falan da iyi durumda. Bunun yanılmıyorsam bir parça tramer kaydı yokmuş. Sol arka çamurlukta lokal boya varmış. Bu da 1.3 dizeli. Dijital klima varmış. 249 binde 395 bin lira fiyat yazılmış arkadaşlar. Arkadaşlar bu haftalık bizden bu kadar. Devam videolarını Otopazarı kanalında izleyebilirsiniz. Sonraki haftalarda görüşmek üzere. Herkese saygılar, sevgiler. Hoşça kalın.